geçtiği günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin çevrim içi oturumu gerçekleşti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh'ın bir dizi köyleri yönünde aktif bir şekilde ateş açtı. Batı Ermenistan'da İslamlaştırılan veya soykırımdan kurtulan Ermeni milleti uyanıyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'te ekofaşizm geliştiriliyor. Levon Episkoposyan, Azeriler genetik olarak kim olduklarını bilmiyorlar. Çekya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermeni iş insanına birinci derece hizmet madalyası takdim etti. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde Van kedisi güzellik yarışması düzenlenecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan çevrim içi oturumu 9 Mart'ta gerçekleşti. Oturuma farklı ülkelerden milletvekilleri katıldı. Oturumda seçim kanunu taslağı okundu, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Milletvekilleri 24 Nisan'da dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili bir takım konular da ele aldı. Ayrıca diğer konular üzerinde tartışmalar yapıldı. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian ve Başkan Yardımcısı Nelly Harutyunyan başkanlık etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinin Hramort ve Nahçıvanik köyleri, Martuni bölgesinin Hunushinyak ve Garmirşuga köylerinin idari bölgelerine ve yollarına roket atarlar dahil çeşitli kalibre silahlardan aktif olarak ateş ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Savcılığı'nın bildirdiğine göre mevcut durumu dikkate alarak kolluk kuvvetleri Azerbaycan tarafının suç eylemlerini ve sonuçlarını belgelemek için mümkün olan tüm önlemleri alıyor. Gün boyunca Hramort köyünün yakınındaki Azeri askeri üssünden bir hoparlör aracılığıyla bölgeyi terk etme ve güç kullanma tehditleri tekrar yapıldı. Batı Ermenistan. Türkiye'deki İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Türk Profesör Salim Koca'ya göre 1915-1923'te çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 600 bin Ermeni Müslümanlaştırıldı. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 4 milyon torunları olmalı. İtalyan Profesör Giovanni Guita'ya göre 1895'te çoğu çocuk en az 150 bin Ermeni Müslüman oldu. O zaman Türkiye'de yaklaşık 1 milyon torun olması gerekirdi. Dolayısıyla bugün Türkiye'de 1895-1923 yılları arasında zorla Müslüman olan Ermeni çocukların en az 5 milyon torunlarının olması gerekir. Hem şimdiler hariç, aslen Hristiyan olan ancak asırlarca ayrı bir etnik grupta yaşayan Ermeniler, 15. yüzyılın ikinci yarısında bölgenin Osmanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra Sünni Müslüman oldular. Modern Türk nüfusunun çoğunluğunun %80'e kadar veya 60 milyondan fazla kişi Ermeni kökenli olduğuna dair kanıtlar var. Enver Paşa, Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosid'in organizatörlerinden biriydi. Fotoğrafta Osmanlı İmparatorluğu'nun bayraklarını taşımak zorunda kalan Enver'in fotoğrafıyla Adana'daki Ermeni yetimler görülüyor. Anne babaları Enver Paşa tarafından öldürülmüş ancak çocuklara Enver'in Ermenilerin katili değil, kurtarıcısı ve kendilerine sığınaklar yapan bir kahraman olduğunu ikna ettiler. Bugün milyonlarca Türk'ün damarlarında Ermeni kanı akmaktadır. Müslümanlaştırılan veya soykırımdan Armenosit'ten kurtulan Ermeni milleti Batı Ermenistan'da yavaş yavaş uyanıyor. Milyonlarca Ermeninin binlerce yıllık Ermeni kültürüyle yeniden birleşmesini talep eden bir kimliği harekete geçirmek. Sözde diaspora Ermenilerinin ortadan kaybolduğu veya Ermeni kimliklerini terk ettiği zamanda bu, Batı Ermenistan'ın temel sorunlarından biridir. Batı Ermenistan'ın Ahmet Ekoloji Derneği Başkanı Vahap Işıklı, kentin ekolojisi, süliyeti değiştirilmek isteniyor. Kente karşı suç işleniyor. Yaşanan çarpık yapılanmanın ardında ekofaşizm var. Ekoloji üzerinden bir faşizm gelişmekte diyor. Ahmet'te 9 yıl önce kurulan hem Türkiye hem de Orta Doğu'daki ekoloji hareketleriyle ortak çalışma sürdüren Ahmet Ekoloji Derneği, Hevsel Koruma Platformu ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi ile de ortak hareket ediyor. Türkiye genelinde yaşanan doğal tahribat ve ekolojik yıkımlara karşı da çeşitli eylemsellikler içinde bulunan dernek, son süreçte Kulp ilçesindeki Sarımçayı üzerine yapılan HES ve
Kırklar Dağı'na yapılacak hatıra ormanına karşı da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Vahap Işıklı'ya göre Digris, Dicle Nehri'ne sadece kanalizasyon değil tıbbi atıkların da atıldığını belirtti. Çevreye karşı olan haksızlıklar çok ve hepsini tarif etmek imkansızdır. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji Enstitüsü Başkanı Levon Episkoposyan, Azerbaycan'ın bilim alanında izlediği yanlış politika hakkında konuştu. Buna göre Azeriler mevcut bölgenin yerli halkıdır. Yerel nüfusun büyük bir bölümünün kendilerini Türk halkının nesilleri olarak görmesine rağmen gerçek verilere göre Azeriler kabul etse de etmese de yerli halklar olan Ermenilerin, Talişlerin, Albanların nesilleri olarak kabul edilirler. Gerçek şu ki bu bölgede 1-2 milyon kişi ile Türk işgalleri olduğunda burada yaşayanların nüfusu 20-30 milyon idi ve onlar asimile edildi. Gen havuzu şu anda komşu Azerbaycan veya Türkiye'de olduğu gibi sadece %10-15'tir. Bunun kanıtı Türk genetik kodunun aslında düşük oranda olduğunu gösteren Türkiye'deki birçok genetik laboratuvarlarının ulusal arşivlerinin kapatılmasıdır. Çekya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, ünlü Ermeni iş insanı Marlenka International adlı uluslararası şirketinin başkanı Gevorg Avedisyan'a daha geçen yıl layık görülen birinci derece hizmet madalyasını takdim etti. Prag'da yayınlanan Günler adlı dergiye göre Avedisyan, bağımsız Çekya Cumhuriyeti tarihinde bu kadar yüksek bir ödül alan ilk Ermeni. Törende hazır bulunan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Çekya Cumhuriyeti Büyükelçisi Aşot Ovagimyan, Gevorg Avedisyan'ın ödülünün Ermenilerin de gururu olduğunu belirterek Ermeni iş insanının sadece Çekya Cumhuriyeti'nde değil aynı zamanda Çek-Ermeni ilişkilerinin geliştirilmesine ve Ermenistan Cumhuriyeti ile bağların güçlendirilmesine olan katkısını takdir etti. Van Shopping Fest etkinlik kapsamında Batı Ermenistan'ın Van Belediyesi ödüllü Van Kedisi Güzellik Yarışması düzenleyecek. Etkinlik, kent tanıtımı amacıyla belediyenin himayesinde Ticaret ve Sanayi Odası ve bir dizi başka kurumlar işbirliği içinde düzenlenecek. Festival 15-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında birçok renkli etkinlik düzenlenecek. Yarışmaya sadece beyaz kediler ile yaşı 6 aylık ve daha büyük olan kediler katılabilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olan kediler altın madalya ile ödüllendirilecek. Şimdi size Noray Kardashian tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gohtan Mangıdi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.